kolaylı. Sevgili arkadaşlar merhaba. Size bir mahrumiyet bölgesinden konuşuyorum. Daha doğrusu şu anda bulunduğum yer Moskova'da Nasyonal Hotel. Bütün Rusya'nın en ünlü ve en güzel ve en şık oteli ta 1900'lerin başından kalma harikulade bir yer. Pencereden karşıda sağ tarafta Kremlin, sol tarafta Tarih Müzesi, ileride meşhur Aziz Vasil Katedrali o meşhur soğanlı soğanlı olan şey görünüyor. Şahane bir manzara, şahane bir otel. Fakat şöyle bir sorunu var. Kremlin'in burnunun dibi olduğu için sık sık internet kesiliyor güvenlik nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Biz bunun farkında değildik. Biraz, bir iki saat önce öğrendik. Ee, rastgele bir şekilde, birkaç dakikada bir internet kesiliyor. Muhtemelen Tekrar geldi galiba. Geldi mi? Ee, geldi zannediyorum. Geldi. Evet. Ee, bu koşullar altında sürdürebilecek miyiz bu programı emin değilim. Fakat elimizden geleni yapacağız. Bu arada. ...ekranı da ha şöyle yaparsam daha iyi görüyorum. Çok üzgünüm. Yani böyle bir durum var. E, şehrin geri kalan kısmında böyle değil. Başka bir arkadaşımızın evindeydik sabahleyin. Orada uçuyordu internet. Çok iyiydi. E, başka bir sorun var. E, Rusya'da tüm internet e, kanalları serbest. Yani internet üzerinde bir sansür uygulaması bildiğim kadarıyla yok... Facebook olsun, YouTube olsun, da Amerikan devletinin diğer propaganda kanalları olsun serbest. Yalnız e, Amerika tarafında Twitter ve şey Facebook anladığım kadarıyla Rusya çıkışlı yayınlara bir takım yasaklar koyuyor. Dolayısıyla bazen ulaşabiliyorsun, bazen ulaşamıyorsun. Son 3-4 saatte mesela Twitter'a giremedim. bunun yemin billahi diyorlar ki yani Rusya tarafında bu konuda herhangi bir kısıtlama yok. Kısıtlamayı yapan özgürlüğün anavatanı olan Batı ülkeleri. Bu, bu da yeni çağın çarpıcı bir gerçeği çünkü öyle anlaşılıyor ki son birkaç senedir gitgide artan bir oranda Batı ülkeleri kendilerini bir demir perde arkasına saklama eğilimine girdiler her şeyiyle ee, ülke dışına. Ee, seyahat özgürlüğünü kısıtlayarak ülke içinde çeşitli fikirlerin ifadesi imkanını ortadan kaldırarak e, yurt dışından e, yurt dışına mal satışını yasaklamak suretiyle gitgide artan bir oranda 1970'lerdeki 1960'lardaki Sovyet blokunu Anımsatan, andıran bir e, rejime girdiler Batı ülkeleri. E, Rusya hakkındaki izlenimlerimi belki gelecek hafta daha ayrıntılı olarak sizinle paylaşma imkanını bulurum. Çünkü daha yeni dün geldik, bugün geldik. E, bugün ancak biraz etrafa bakabildik. E, erken henüz e, burası hakkında bir takım fikirler beyan etmek için. İki konuya değinecek bir konu önemli konuya değinecektim. Bugün geçtiğimiz haftanın bence uzun vadeli e, baktığımızda yani daha böyle bir tarihi perspektiften baktığımızda e, önemli olayı kilit olayı e, Putin'in Valdai kongresinde konferansında yaptığı dört saatlik konuşmaydı. E, Tarihte anılacak olan konuşmalardan biridir çünkü ilk kez bu netlikte, bu kuvvette güncel durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini ve hedeflerini Rusya'nın açıkladı ve ilk kez özellikle vurgulayarak şunu dedi yani Ukrayna Savaşı önemsiz bir epizottur, küçük bir hadisedir, bir e, güvenlik e, operasyonudur. Asıl savaş orada değildir, asıl hedef, asıl amaç dünya düzeninin yeniden kurulmasıdır. Dünya, e, dünyanın stratejik ve Diplomatik dengelerinin yeni ilkeler üzerinde yeniden kurulmasıdır ve bunda e, şey Rusya bir öncü rolünü oynamaktadır ve oynayacaktır. Bu bana daha çok 1945'in 46'nın savaş sonrası İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya düzenini tanımlayan deklarasyonlarının San Francisco Deklarasyonu vesaire gibi 1945'ten yakın yıllara kadar dünyaya egemen olan yapıyı tanımlayan konuşmaları anımsattı. Yeni çağın bir tür manifestosu niteliğinde olan bir konuşmaydı. Eğer henüz izlemediyseniz yani tam full metni 4 saatlik konuşmanın İnternette mevcut. İngilizce ve bilumum dillerde var. Muhtemelen Türkçesi de çıkmıştır. Bakmadım gerçi. Bence kaçırmayın derim. Çünkü tarihi günler yaşıyoruz. Ve bu tarihi günleri tanımlayan demeçlerden biriydi Putin'in demeci. Ve gerçekten etkileyici bir performanstı. Çünkü 4 saat boyunca son derece kapsamlı derinlikli felsefi boyutları olan tarih boyutu olan e, geleceğe yönelik bir vizyon ve strateji çizen her türlü konuya dünyayı ilgilendiren konuya değinen ve bunları notlarına bile bakmadan irticalen yapabilen başka bir siyasi lider ben tanımıyorum şu anda dünyada. Ve bunu yaparken dört saat boyunca son derece nazik, esprili, alçak gönüllü, karşısındakini adam yerine koyan ve akıllı insanlara hitap eder gibi konuşan bir siyasi lider ben şu anda dünyada başka kim vardır bilmiyorum. Batı ülkelerinde olmadığı kesin. Batı ülkelerinde bu niteliklere sahip olan son lider Angela Merkel idi Almanya'da o da gitti o zamandan beri Almanya'da bir e, fikir çölüne dönmüş durumda Türkiye'yi zaten saymıyorum e, Çin'in usulü de anladığım kadarıyla e, kapsamlı ve bağlayıcı fikir beyan etme gibi bir alışkanlığı yok Çin liderlerinin e, Hindistan'ın sayılmasına bile gerek yok bir e, eşkıya, bir gangster oranın başındaki adam böyle bir dünyadayız. E, bunları değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Fakat derken ben bundan söz edecekken birdenbire dün Umulmadık bir şekilde e, İsrail-Filistin meselesi karıştı, çok büyük boyutlarda karıştı. Yani bugüne kadar ben yani kendimi bilden bildim bile 1967'den beri İsrail-Filistin meselesiyle yatar, İsrail-Filistin meselesiyle kalkarız. Fakat bu dünkü ve bugünkü gibi bir olay bugüne kadar henüz görülmemişti. İlk beni şaşırtan e, hadise e, bu olay karşısında Türkiye'li, Türkiye'deki e, sosyal medya aslanlarının e, tavrı oldu. Bu kadarını beklemiyordum doğrusunu isterseniz. Çünkü öyle anlaşılıyor ki e, şu andaki Türkiye'deki hükümete karşı e, 20 seneden beri artık gına getirmiş olan bıktırmış olan İslamcı propagandaya karşı ve umumiyetle araplara karşı En azından Türkiye'de eli klavye tutan sınıflarda yani sosyal medyada etkin olan sınıflarda müthiş bir tepki oluşmuş. Araplar ne yapıyorsa kötüdür, yanlıştır ve aptaldır zaten bu insanlar. Allah onların belasını versin, kahrolsunlar, ölsünler diye özetlenebilecek, çok sofistike sayamayacağımız bir yaklaşım. Öyle anlaşılıyor ki hakim olmuş görünüyor Türkiye'nin dediğim gibi sosyal medyada sesi çıkan sınıflarında. Bunu şaşırtıcı buldum. Çünkü şöyle söyleyeyim size Batı dünyası dışındaki tüm dünyada yani Hindistan'da evet Hindistan'da, Afrika'da Latin Amerika'da diğer ülkelerde neredeyse oy birliğiyle anti İsrail yani Filistin yandaşı duygu ve düşünceler hakim görünüyor. İslam dünyasında tartışılmaz bir şekilde öyle. Avrupa'da Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı görüş. üçte bire üçte iki 2 gibi yani çok kuvvetli bir destek var. İsrail şey Filistin tarafına yönelik. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ki sosyal medyada en çok sesi çıkan şüphesiz onlar şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde şaşılacak derecede yarı yarıya bölünmüş görünüyor kamuoyu. Ve herhangi bir şeye bilinen alışılmış kamplaşmalara uymayan bir bölünme var. Yani hiç ummadığın insanlar radikal bir şekilde İsrail taraftarı, hiç ummadığın insanlar radikal bir şekilde Filistin taraftarı görüş beyan ediyorlar. Yarı yarıya bölünmüş görünüyor Amerikan kamuoyu ve her iki tarafta da çok kuvvetli bir şekilde fikirler ve duygular ifade ediliyor. Bunu da şaşırtıcı bulduğumu söylemek zorundayım. Genellikle sosyal medya tavırlarında belli bir şey tutarlılığı vardı. Yani Covid kültünü destekleyenlerin hepsi de Ukraynacı oldu mesela. Birebir neredeyse örtüşme vardı Covid'cilerle Ukraynacılar arasında. Bu sefer ona oturmuyor. Yani Covid'cilerin bir kısmı İsrailci bir kısmı Filistinci. Ukraynacıların bir kısmı öyle bir kısmı böyle yani çok e, şaşılacak bir şekilde e, demokratların da cumhuriyetçilerin de e, ortadan yarıldığı bir konuyla karşı karşıyayız. Türkiye'deki kadar kuvvetli bir İsrail taraftarlığı doğrusunu istersen hiç beklemiyordum ben. Yani bayağı bir e, böyle bir nefretle paranoya karışımı bir duyguyla herkes bu savaşta İsrail'in haklı olduğunu düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Birincisi temel bir, benim açımdan mutlak olan bir ilke var. O da şudur. Gazze şeridi bir açık hava cezaevidir. Bir toplama kampıdır. Toplama kampındaki, cezaevindeki insanların isyan etmesi ve cezaevini patlatması her zaman için benim Evet. Tamam, hayır. Bağlandık. Evet. Ha. Şimdi bağlandık galiba. Alo. Kolay. Tamam. Sevgili tamam. arkadaşlar merhaba. Tekrar geldi galiba. Nerede? Şu anda konuşabiliyor muyum? Evet. Şu anda canlı mıyım? Evet. Hayret bir şey. Bu da canlanmıyor. Evet. Dua işe yaradı hoca. İsyanı diyordunuz. Cezaevi isyan. Evet. Merhaba arkadaşlar. Tekrar merhaba. Gene geldik. Ama bir dahaki... Tamam mıyız? Evet oldu galiba. Yeniden canlıyız. Evet. Tekrar tekrar buradayım. Merhaba. Ee, arkadaşlar demin söylüyordum yarım yarıda kaldı. Bu olmayacak gibi görünüyor. Bu tekrar kesildiğinde bir daha onun için bilginiz olsun ne diyorduk? Cezaevinde toplama kampında bulunan esirlerin isyanı her koşulda meşrudur. Her zaman meşrudur. Şiddet de kullansalar meşrudur. İnsanları kesseler de meşrudur. Bunu bir kere aklınızdan çıkarmayın. Çünkü insanların Toplama kampına kapatılması şiddetlerin en büyüğüdür. Bu şiddete karşı şiddet meşru bir şiddettir. Bu bir. İkincisi tarihin her aşamasında her zaman için köle isyanları son derece kanlı ve vahşi hadiseler olmuşlardır. Yani ilginiz varsa bu konuya bakın Haiti de köle isyanında neler olmuş? Jamaika'da köle isyanında neler olmuş? Mississippi'de 18. yüzyıldaki köle isyanlarında neler olmuş? Eski Roma'da neler olmuş? Bunları bir göz önünde bulundurun. Ee, kölelerin köle muamelesi görenlerine zulme uğrayanların e, çıkıp A, kadınlara, çocuklara dokunmuyoruz. Bunlar da sivil zaten, onlara da dokunmuyoruz. Sadece asker gördüğümüz yerde onları vuracağız diyecek bir, öyle bir seçenekleri ve öyle bir imkanları olmaz. Üçüncüsü, bugünün savaşlarında özellikle İsrail'deki gibi iç savaş niteliğindeki bir savaşta günahsız sivil diye bir şey yoktur. Herkes bu savaşın içindedir. Bilhassa gasp edilmiş e, Filistin toprakları üzerinde e, yasa dışı e, yerleşimler kuran ve bunları silahla koruyan ve gerekirse sivilleri, çoluğu, çocuğu ve kadını da öldürme pahasına e, bu yerleşimleri kuran kişi Abi siviliz bize dokunmamanız lazım demek gibi bir lüksü maalesef yoktur. Hmm. İsrail Filistin savaşında kim haklı meselesine girmeyeceğim. Ya da birazcık gireyim çok fazla girmeyeyim. Ee, sonuçta dünyanın her yerinde olduğu gibi tarih boyunca olduğu gibi. Aynı arazi üzerinde hak iddia eden iki grup insan birbiriyle çatışıyor. Aynı arazi üzerinde birbiriyle e, e, hak iddia eden ve birbiriyle çatışan gruplardan birinin haklı öbürünün haksız olduğunu söyleyemezsiniz. Çok bariz bir şekilde Filistinlilerin de o toprakta önemli, kuvvetli bir hakkı var. Ee, Yahudilerin de kendilerince makul gördükleri gerekçelerle o topraklarda bir hakkı var, bir emeği var. Artı 100 yıla yaklaşan bir tarihi var. Ee, bu düzeyde, bu bazda bu tartışmayı çözmenin mümkün olduğuna ben... Kani, kani değilim. Yakın yıllara kadar ben her şeye rağmen İsrail'e daha fazla sempati sahibiydim. Hak bazında değil medeniyet bazında Çünkü İsrail Devleti gerçekten büyük bir idealizmle kuruldu, büyük emekle kuruldu ve e, bazı açılardan insanlığa örnek olacak bir toplum yapısı oluşturdu bir medeniyet yapısı oluşturdu. Bunun temelinde büyük bir haksızlık yatıyordu. Bu bir gerçektir. Fakat haksızlık bazında dahi olsa emek verdiler ve güzel olan yani e, ahlaken, estetik açıdan, her açıdan insanlık için bir Kazanç olan bir kazanım olan bir ülke kurdular. Ne yazık ki bunun devamını getiremediler çünkü son 20 yıldır, son 30 yıldır İsrail toplumunun süregeden savaş münas dolayısıyla gitgide ahlakını kaybettiği izlenimi doğdu. Gitkide e, vahşileşen, gitkide e, vaktiyle kendilerini eziyet edenleri Avrupa'da anımsatan bir ruh haline girdiler İsrailliler ve e, 70 yıl süren son derece kanlı ve son derece e,